Arkadaşlar merhaba. Tork denge testlerinin 6.sından soru çözümlerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi ilk sorumuz yine bir denge sorusu. Bir cismi vermişiz, ortada dengede kalıyor demişiz arkadaşlar. Buna göre diyor ki işte F1 kuvvetinin büyüklüğü nedir? Şimdi ben hep şöyle bir şey yapın diyordum. Kuvveti bileşenlerinizle ayırın. Ondan sonra da şuna bakın. Sağdan çekenler, soldan çekenleri, yukarıdan çekenler, aşağıdan çekenleri eşitti. Mesela buraya göre yapıyorum, 37'nin yanındaki komşudur kosinüstür. Yani şurada bir tane 30 çarpı kosinüs 37 var ki o da 0,8. Eğer bu şekilde yazarsanız o zaman ben burayı kaç bulurum? 24 Newton bulurum. Yani sola doğru çeken bir 24 Newton varmış. Sola doğru çeken 24 ise sağa doğru çeken de 24 olmalıdır. O zaman F1 kuvvetinin arkadaşlar 24 Newton olarak bulurum. Cevabım da E seçeneği olur. Birinci sorum böyle basit bir sorum. Geçtim diğerine arkadaşlar. Benzer bir şey burada da var. Şimdi burada 3 tane kuvveti vermiş, dengede kalmış diyor yine aynı şekilde ama bana bu sefer kuvvetlerin büyüklüklerini sırala diyor. Arkadaşlar buradaki sistemde hemen şöyle düşünebilirsiniz. Küçük açının karşısında arkadaşlar büyük kuvvet vardır diyeyim. Eğer bunun gibi 3 tane kuvvet verip şöyle yazayım. Küçük açı, büyük kuvvet. Eğer bunu verip arkadaşlar size sıralama yapın derse hemen kestirmeyi böyle yapabiliriz. Nasıl hemen gösteriyorum. Mesela şimdi F şurası kaç yapıyor dese mesela. Şimdi birisi 30, bu taraftan 60 kaldı. Yani 30, 50 daha, toplam 80 oldu. O zaman şuradaki açının 180 toplam olması için 100 olması lazım. Bu tarafa geliyorum. Bu taraf eğer 90 derece ise şuranın tamam 140 yapıyor. Diğer tarafta burası 90'sa haliyle bu da 120 yapıyor. Şimdi açıları sıralarsam o zaman en küçük açı bizde 100 ve onun karşısından kastım da arkadaşlar göstereyim. Onun karşısındaki kuvvet bu. Yani o yüzden en büyük F3'tür. Sonra 120'nin karşısında kalan yani F1'dir. En sonda arkadaşlar F2'dir deyip sıralarım. Sıralamanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Cevabında D seçeneği oldu diyorum. Geçiyorum diğer soruma. Geldim aynı şekilde arkadaşlar. Burada da benzer bir şey var. Büyüklük sormuş. Şimdi büyüklük yaparken arkadaşlar bunların nasıl yapıldığını göstermiştim. Yani mantığın nasıl bir şey olduğunu söylemiştim. Bunları dedim ki bu cisimler dengede kalıyorsa aslında bu üç vektörün toplamı sıfır olmuş oluyor. Yani bu ne demek? Siz bunları ucu uca toplasanız başladığınız noktaya geri dönersiniz. Şimdi buna göre yapsam mesela şimdi F2 burada mesela arkadaşlar. Kırmızıyla gösterdim. Gittim mesela onun ucuna da arkadaşlar F3'ü ekledim varsayalım. Tamam mı? F3 de burada mesela. Gidip bir de aynı şekilde mesela F1'i de eklemiş olsam. Yani o da şöyle olmuş olsa. Bu da F1 olsa. Şimdi ki onun da 40 olduğunu biliyormuşum. Bana diyor ki mesela buradan herhangi bir tanesini bul. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani bileşenlerden falan da hesabımı yaparım. Uzatırım sadece. Oraya girmek istemiyorum. O yüzden şimdi ne yaptığıma dikkat edin. Şöyle yapayım. Şurayı bir tane 60 derece yaptım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu tarafta da yine şu kalan açıyı falan değerlendirsem kaç olur? Onu nasıl gösteririm? Şuradaki açıda mesela 30 derece ise arkadaşlar o zaman şu da ona paralel olduğu için haliyle F3 olduğu için 90 derece olmuş oluyor. O zaman kalan da 30 derece olmuş oluyor. Mesela burada bir tane şöyle bir üçgen oluşturdum sizin için. Şimdi bana kimi soruyor mesela? Ben şu 90'ın karşısının yani hipotenüsünün arkadaşlar 40 olduğunu biliyorum. Bana kimi soruyor? F2'yi. O zaman 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı ise demek ki burası 20'dir deyip hesaplamış olurum. Cevabım da C seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Geçiyorum diğer soruma. Yine ip gerilmesi vesaire falan benzer bir şekilde vermiş bu sefer. İp gerilmesi ve ağırlık vermiş. Ötekilerde sadece kuvvetleri göstermişti. Yine sıralama yap diyor. Yine az önceki gibi sıralayabiliriz. Yani küçük olan açının karşısında büyük kuvvet vardır mantığıyla mesela düşünebilirsiniz. Böyle 3 kuvvet verildiği takdirde arkadaşlar. Burada da mesela ona göre sıralamamızı yapalım hemen. Mesela kim var burada? Şimdi buradaki açının 90 derece olduğunu biliyorum. Şurası işte 50 derece olmuş olsa burası da 90 derece olduğuna göre tamamı 140 yapardı. O zaman şurada kalan açının da arkadaşlar aynı şekilde kaç olması lazım? 90 artı 40 olması lazım. Yani 130 olması lazım derseniz. Buraya göre o zaman sıralarsam işte en büyük kime karşılık gelir? Derim ki küçük açı 90 derece burada. O yüzden en büyük T olması lazım. Sonra kim geliyor? G'nin karşısında 130 var. O gelmesi lazım. En sonunda F gelir arkadaşlar. Onun karşısında da 140 var çünkü. Buna göre sıralarım cevabım da B seçeneğidir derim.
Geçtim burayı da. Geldim diğerine. Burada da benzer bir şey var. Yukarıdaki ip gerilimlerini eşit vermiş arkadaşlar. Aradaki açılar işte birisinin alfaymış, birisinin 2 alfaymış, birisinin 3 alfaymış. Dedik ki aralarındaki açılar mesela küçüldükçe o kuvvet değeri artıyor dedik madem. Buradaki o sistemler için o zaman konuşursam G1'i daha küçük açıyla çekmeye çalışıyoruz. G3'ü daha büyük açıyla çekmeye çalışıyoruz. O zaman bu mantıkla diyorum ki madem yukarıdaki T gerilimleri de birbirlerine eşitse o zaman G1'in en büyük olması lazım. G3'ün de en küçük olması lazım der. Sıralarım arkadaşlar. Cevabım da A seçeneği oldu derim. Geçtim buraya. P2 iplerle asılmış T1 T2 gerilmelerini soruyor arkadaşlar bana. Şimdi T1 T2 gerilmeleri haliyle sistem dengede olduğu için ister bileşenlere göre yapın, istersen şeye göre yapın. Ben bileşenlere göre yapacağım. Sinüs, kosinüs vesaire aşağıda vermiş arkadaşlar bana. Şimdi mesela T1 için iki tane bileşen var. Birisi yukarı, birisi sola doğru. T2 için de aynı şekilde arkadaşlar yine iki tane bileşen var. Yine birisi yukarı doğru, birisi işte sağa doğru mesela. Şimdi bu bileşenlerle alakalı konuşursam bir kere şu durum söz konusu olması lazım. Mesela T1'in arkadaşlar bu 60'ın karşısına karşılık geliyor. Yani şu yukarıya doğru bakan arkadaşlar bizde T1 sinüs 60 olmalı. O zaman diğer tarafı T1 kosinüs 60'a karşılık gelir. Aynı şey diğeri için de konuşursam arkadaşlar tabii şöyle oluyor. Bu da 37'nin karşısı. Karşısı olduğuna göre şu o zaman T2 çarpı sinüs 37 oluyor. O da o zaman T2 çarpı sinüs şey kosinüs 37 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bizim elimizdeki cisimler dengedeyse ben ne yaparız dedim. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan karşılıklı eşittirler deriz demiştim. Mesela burada da onu yaparsam mesela sağdan soldan karşılıklı eşittirler desem zaten işim biter. O yüzden T1 çarpı kosinüs 60 bir daha yazayım. T1 çarpı kosinüs 60 arkadaşlar. T2 çarpı kosinüs 37'ye eşit olmalı. Şimdi buraya göre yazıyorum mesela bunu. T1'i kosinüs 37 ki o da sinüs 30'a eşit olur. Kosinüs 60 pardon sinüs 30'a eşit olur. Yani 0,5 yapmış olur. O da kosinüs 37 o da sinüs 53'e eşit olur ki onu vermiş orada da 0,8. Onu da yazıyorum arkadaşlar. O da 0,8. Buraya göre o zaman hesaplarsam demek ki şöyle bir şey çıkıyor. Gidenleri götürdüm paydadan. Onları götürdüm. 5T1 eşittir. 8T2 gibi bir şey çıkar buradan. Bu ne demektir? Buraya demek ki 8 desek buraya 5 dermişiz. Oranlara da 8 bölü 5 yaparmış. Cevabım da B seçeneği olurmuş arkadaşlar. Geçtim diğer soruya. Burada da 3 tane cisim vermiş arkadaşlar. İplerle makaralarla falan bağlamış. Dengededir diyor mesela. Buna göre X ile Y'nin durumu nedir demiş. Ben şimdi mesela makaralarla alakalı tek bir şey konuştuk haliyle. Aynı ipte aynı gelme vardır. Yani şu ipte Z'nin ağırlığı kadar gelme var. Bu ipte de o yüzden Z'nin ağırlığı kadar gelme var. Diğerine geliyorum. Burada X'in ağırlığı kadar bir gelme var. Burada da yine X'in ağırlığı kadar bir gelme var. Şimdi bu mantıkla mesela o zaman düşünürsem yine şöyle bir durum söz konusu olacak. Şimdi buradan bir tane mesela X'imiz çekiyor. Buradan diğer tarafa doğru bir tane Z'miz çekiyor arkadaşlar. Bir de onların karşısında bir tane Y'miz var. Bunların üçü kendi aralarında dengede olması lazım. Bu şekilde. Mesela yine bunları arkadaşlar bir üçgeni tamamladık diye düşünerek yapalım. Mesela şu Z'nin ucuna arkadaşlar şöyle X'i ekleyeyim. Şuraya X'i getirdim. Aynı şekilde ona da mesela Y'yi ekleyelim arkadaşlar. Y'yi eklediğimizde o da aynı şekilde ne yapacak? Şöyle başa dönecek. Şimdi bu da Y'miz olsun. 3 tane kuvvetimiz var. X, Y, Z şeklinde. Mesela buradaki açılar ne oluyor? Şurayı tam ortadan çizemedim ama şurası arkadaşlar 53 derece. Şimdi burası 53 derece. Haliyle şurası 37 derece. 37 pardon. Şu kısım toplam 90 derece olduğuna göre o zaman şurası da 90 derece oldu diyorum. Aynı zamanda kalan açı da o zaman ne olacak şuradaki üçgen için? 53 ise birisi 90 ise bu tarafta 37 derece olacak arkadaşlar. Şimdi hipotenüsümüz y'ye eşit. X kimde? X arkadaşlar 53'ün karşısı ya da 37'nin komşusu nasıl yazarsanız yapın. Yani o zaman x arkadaşlar y çarpı kosinüs 37'ye ya da sinüs 53'e eşit olacak. Şimdi buraya göre o zaman yazarsan x eşittir y çarpı kosinüs 37 yani 0,8 oluyorsa
Aldım hadi karşı tarafa attım desem, buradan 10x eşittir 8y yapar. Bir de sadeleştirin desem 5x eşittir 4y'dir. Bu da x'e 5, pardon, x'e 4 dersek y'ye 5 dermişiz. Oranları da o zaman 4 bölü 5 yaparmış. Geçtim bu soruyu da. Geldim diğerine. Benzer bir şey burada yine var. 4 tane ip vermiş bu sefer. İki tane cisimle bağlamışız. Şimdi aynı ipte aynı gelme vardır diyerek yine başlıyorum. Buraya bir tane 5B vermiş. Ben de buraya bir tane yine aynı şekilde 5B diyorum. Yani şuradan bir tane 5B geldi arkadaşlar. Şimdi 5B geldi. Bileşenlerden giderek yapayım bu sefer. Bunun iki tane bileşeni var diyorum arkadaşlar. Bu iki tane bileşen ne oluyor? Şimdi bir tanesi 37'nin yanındaki komşudur, kosinüstür. Yani şurası 5P çarpı kosinüs 37 geldi. 0,8 oldu. Yani 4P oldu. Diğerini de uzatmıyorum arkadaşlar. O 4P ise bu da 3P'dir diye yazıyorum. 3, 4, 5 olacak sonuçta biliyorsunuz. Şimdi ben şu 5P'yi ayırdım. Bununla bir işim bitti. Ben diyordum ki soldan çeken sağdan çekene eşit, yukarıdan çeken aşağıdan çekene eşit olmak zorunda. Şimdi o zaman soldan çeken T1, sağdan çeken şu 4P'ye eşit olmalı. Yani T1'i arkadaşlar 4P olarak buldum. İkincisi, bir de yukarıdan çekenler aşağıdan çekenlere eşit olmalı. Yukarıdan çeken şimdi kimler var arkadaşlar? Buradan bir tane T2 var, bir de aşağıdan 5P var. Yani yukarıda 3P'nin yanında. Şimdi o zaman T2 için düşünürseniz T2 artı 3P'nin 5P'ye eşit olması lazım. Yani yukarıdan çekenlerin aşağıdan çekenlere eşit olması için. T2'yi de buradan o zaman 2P bulursunuz. Bana oranlarını soruyor. Birinde 4P olarak buldum. Diğerinde 2P olarak buldum diyorum. Oranları da 2 yaptı diyorum. Yani cevabım A seçeneği oldu diyorum arkadaşlar. Yine bileşenlerini ayırarak hesabımızı yapabiliyoruz. Geçtim diğer soruya. Burada da İki tane yine cismimiz var. Özdeş demiş, ikizinde G demiş. İki tane F1, F2 kuvvetlerimiz var. Bunların büyüklükleri oranını soruyor mesela bana. Şimdi burada bizim iki tane ip gelmemiz var. Mesela buradan bir tanesine T1 diyeyim. Buradan bir tanesine buradakine de yani şöyle T2 diyeyim arkadaşlar. Bunları yine iki bileşenine alacağım. Yine sağdan soldan yukarıdan aşağıdan eşittir deyip düşünerek hesabımı yapabileceğim arkadaşlar. Mesela burası için yaparsam işte soldan sağdan kimdir? Bu 37'nin karşısı mesela burası arkadaşlar. O zaman şurası sinüs 37 yani 0,6 T1 yapıyor. Burası da o zaman 0,8 T1 yapıyor arkadaşlar. Şimdi birinci sistem için mesela hesap yaparsam o zaman şöyle bir durum söz konusu olacak haliyle. 0,6 T1 Y'ye eşit. 0,8 T1 de F'e eşit arkadaşlar. Şimdi ben bunları kendi arasında oranlarsam F'in kaç G olduğunu bulabilirim. Mesela şöyle sadeleştirdim desem, T1'ler gitti desem, şöyle de sıfırları virgülleri götürdüm desem arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey kalıyor elimde. 6 bölü 8 eşittir G bölü F gibi bir şey kalır. Ben buradan F'i çektim desem mesela, yani F1 diyeyim tabii ona. F1 arkadaşlar ne yapmış oluyor o zaman? 8G bölü 6 yapıyor. Hatta onu da sadeleştirerek işte 4G bölü 3 diye bulmuş olur. Bu F1 olur. Aynı şeyi şimdi ikinci içinde yaparsam oradan da işlemim biter. Yani buradaki T2'yi de yine iki bileşenine ayırdım desem, bu da yine 53'ün karşısıdır desem, yani sinüs 53'tür, 0,8 T2'dir desem, bu da o zaman 0,6 T2 yapar derim. Yine sağdan soldan yukarıdan aşağıdan eşit diyorum. Yani 0,6 T2 burada F2'ye eşit. 0,8 T2 de burada arkadaşlar G'ye eşit. Yine taraf tarafa bölerseniz gider arkadaşlar. Böldüm. Yine şuradan mesela sıfırları, virgülleri götürdüm falan desem, T2'leri götürdüm desem, 6 ile 8. Buradan da yine F2 bölü G arkadaşlar 3 bölü 4 yapmış oluyor. G'yi çekecektim. Atarım bunu karşı tarafa. F2 buradan o zaman 3G bölü 4 gibi bir şey gelir. Bu da F2. Şimdi F1'i de buldum. F2'yi de buldum. İkisi de bitti. Oranlıyorum direkt. F1 bölü F2 ne yapar? F1 arkadaşlar 4 bölü 3'tü. F2 arkadaşlar 3 bölü 4 bulduk. Birinciyi aynen yazdım, ikinciyi ters çevirdim, çarptım dersem 16 bölü 9 bulunmuş. Yani cevabım da o yüzden E seçeneği olurmuş. Yine bileşenlerini ayırıp sağdan soldan yukarıdan aşağıdan eşitledim arkadaşlar. Yani yazın sıkıntı değil. Aynı olan kuvvetleri götürerek diğerlerini bulabilirsiniz. Zaten sıkıntınız olmaz, merak etmeyin. Burada da ağırlıkları 2G ve G olan cisimler şekildeki gibi dengededir demiş. T1, T2 gelmelerini sormuş mesela burada.
Şimdi arkadaşlar mesela bu eşit olan açılarla yaptığınız işlemler biraz daha da basit mesela şey olarak. Çünkü şu durum söz konusu oluyor. Mesela şimdi T1'i T2'ye ayırdım desem. Şimdi T1'i mesela ayırıyorum. 30'un karşısı işte buradan bir tane T1 çarpı sinüs 30 var mesela yukarı doğru diyor yazıyorum. Ötekinde de aynısı var tabii ki. O da T1 çarpı sinüs 30 yapıyor. Yani şu birinci ip buysa ikinci ip de aynı şekilde yapıyor arkadaşlar. Şu bir daha düzelteyim orayı. Burada da T1 çarpı sinüs 30 var. Şimdi sağdan soldan yapmama gerek var mı? Mesela burada şimdi onlar sinüs, bunlar kosinüs. Mesela buradan T1 kosinüs 30 oluyor. Buradan da T1 kosinüs oluyor. 30 oluyor mesela burada. Hani ip açılar aynı olduğu için ikisine de T1 diyebiliyorum haliyle. Oradan yapıyorum. Şimdi soldan sağdan zaten dengede olduğumuz kesin. O yüzden yukarıdan aşağıdan dengeyi yazıp hesabımı bitirmiş olacağım. Yani bende yukarı doğru 2 tane T1 sinüs 30 var. Aşağıya da 2G var diyeceğim mesela. Şimdi buraya göre hesaplarsam o zaman T1 kaç yapıyor derse. Şimdi şuradaki bir daha yazayım orayı. Şu 2'yi yazdım buraya. Sinüs 30'u da arkadaşlar 1 bölü 2 diye yazdım buraya. Eşittir 2G dedim. Şimdi hesapladım desem G'ler gitti desem şu 2'yi de kaç tarafa attım desem yine T1 burada arkadaşlar. O zaman yine 2G yapmış. Bunu buradan bulmuşum. Diğerine geliyorum. Aynı mantık burası için de geçerli. İki bileşenini ayırdım deseniz de arkadaşlar şu sağdan soldan olanlar açılar eşit olduğuna göre zaten gidecek. Yani şunları eleyeceğim arkadaşlar. Açılar eşit olduğuna göre kuvvetler de eşittir diyeceğim. Onu da T2 yazacağım. Yani buradan da yine açının karşısıdır. Yani T2 sinüs 43, 45'tir pardon diye yazacağım. İki tane var diyeceğim. İki ipim var. İki tane bileşenim var diyeceğim. O da şöyle yapacak haliyle. İki tane T2 sinüs 43 pardon 45 diyorum. G'ye eşit olacak. Şimdi 2'yi yazdım. T2'yi de yazdım. Sinüs 45'i de arkadaşlar kök 2 bölü 2 diye yazdım şöyle. Sadeleştirdim dersem şu 2'yi de aşağı atsam şöyle. T2 buradan bu sefer G bölü kök 2 gibi bir şey geliyor. Bana diyor ki oranla. Şimdi bir tanesini 2G buldum. Ötekisini G bölü kök 2 buldum. Ters çevirdim çarptım desem yani G'ler gitti bunu da ters çevirdim çarptım desem 2 kök 2 bulurmuşum. Cevabım da D seçeneği olurmuş arkadaşlar. Geldim bu tarafa. Şimdi makaralı bir sistem var. Bunlardan yaptık biliyorsunuz artık. Hemen hızlıca gösteriyorum o yüzden. Burada aşağı doğru bir tane 5B'miz var arkadaşlar. Madem dengedeysek aynı ipte aynı gerilme olur. Yani buradan da bir tane 5B var dedim. Sonra yine buradan geçiyorum. Aynı ipte aynı gerilme var arkadaşlar. O zaman buranın 5B olması lazım. Eğer burada yukarı doğru 5B'miz varsa burada aşağı doğru 2P'miz var diyorsa arkadaşlar ağırlığı. O zaman buradaki ipte de arkadaşlar 3B'lik gerilme olması lazım derim. T1'i buldum derim. Şimdi T2'ye doğru geliyorum. Burada yukarı doğru tutan ipte 3P varsa, burada aşağı doğru bir tane P varsa o zaman aşağıdan T2'nin yine yukarıdan aşağıdan dengede olmamız için arkadaşlar burası da öyle orası da öyle dengede olmamız için T2'nin 2P olması lazım derim. Bunları ayrı ayrı buldum. Yani T1'i 3P buldum. T2'yi de 2P buldum. Oranları o zaman 3 bölü 2 diyorum. Cevabımı da A seçeneği diyorum arkadaşlar. Geçtim diğer soruma. Burada cisimleri verim sürtünmesi makara vesaire demiş. Y cisminin ağırlığı azaltılırsa ne olur diye soruyor. Az önceki gibi gösteriyorum arkadaşlar aralıkların ne olduğunu. Mesela şimdi burada aşağı doğru X'in ağırlığı varsa bu ipte de X'in ağırlığı kadar bir gerilme olması lazım haliyle. Aynı ipte aynı gerilme vardır derse haliyle. O yüzden ben derim ki yani biz öyle dediğimiz için o yüzden T1 ve X birbirine eşit. T1'in gerilmesi X'in ağırlığı kadar. Şimdi buradan yukarı doğru bir tane T1 var. Buraya geliyorum. Burada aşağı doğru arkadaşlar bir tane Y'miz var. Bir de bu tarafta aynı şekilde T2'miz var. Yine bu taraf aynı şekilde dengededir diyebilmeniz için. Yukarıdan aşağıdan eşittir diyebilmeniz için. T1 burada arkadaşlar Y ile T2'nin toplamına eşit olması lazım. Şimdi bu durumda ne olacak? Şimdi bana diyor ki mesela Y'nin ağırlığını azaltırsak ne olur? Şimdi Y'nin ağırlığını azaltsak da arkadaşlar biz buraya yine bu X'i bağlıyor olacağız mı? Bağlıyor olacağız. Bu ipteki gerilme X'e eşitti ve aynı ipte aynı gerilme olduğu için arkadaşlar T1'de o yüzden bir de eşitlik olmaz. Yani T1 X'e eşitti hala X'e eşit olur. Şimdi T1'deki gerilme X'e eşit olacaksa o zaman T2
y ile t2'nin toplamı t1'e eşittir demiştik madem şuradaki işlemimizde. Madem y'yi azalttıysak arkadaşlar bu eşitliğin sağlanması için o zaman t2'nin artması lazım mecburen. Dengeyi sağlaması için. O yüzden t1 hala x'i taşıdığı için değişmez. Ama t2 artık y'nin ağırlığı daha az olduğu için aşağı doğru o daha az çekmeye çalışacağı için t2'nin daha fazla çekmesi gerekir diyorum. O yüzden onun artması gerekir diyorum arkadaşlar. Yani t1 değişmez ama t2 artar. Geçiyorum diğer soruma. Şimdi eşit iplerden vermiş ip gelimeleri soruyor. Özdeş x, y, z cisimleri demiş arkadaşlar. Yani şuraları şöyle g yazıyorum her birine. Şimdi buna göre mesela ip gelimeleri ne olur diye sormuş. Şimdi ben dedim ki mesela şimdi birincide mesela t1 diye bahsettiğiniz haliyle g kadar gibi bir değere karşılık gelecek. Direkt tek başına ağırlığı taşıyor. Şimdi diğer taraftakiler mesela ne olur? Bu tarafta şimdi 30-30 açılar. O zaman şu aradaki açı arkadaşlar 120 derece. Şimdi burası 120 derecesi, bunlar da 120'şer derece olması lazım. Şimdi biz hani küçük açının karşısında büyük kuvvet vardır diyorduk ya. Şimdi bu duruma bakarsanız mesela şu anda hepsinin açıları eşit. Hepsinin açıları eşitse o zaman gerilmeler de eşit. Yani bu ne demek? Mesela bu da G'dir, bu da G'dir, bu da G'dir. O zaman T2'yi de aynı şekilde G bulmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi T1'i buldum. T2'yi de aynı şekilde G olarak buldum. Şimdi buraya bakıyorum. Burası 60-60 120 yaptı. Buraya aynı şekilde kalan açı o zaman ne oluyor? 60 derece oluyor. Şimdi 60 derece oluyorsa o zaman bu taraflara kaç kalıyor? Daha büyük açılar kalıyor demektir. Biz küçük açının karşısında daha büyük gerilme vardır diyorduk. O zaman burada G ile T3, yani bu ikisi de iki taraftan T3 var. Şimdi G ile T3'ü kıyaslarsam o zaman G bir kere T3'ten büyük olmalı. Şimdi ötekiler zaten T kadardı. Bu T3'ten, T3 G'den küçük oldu. O zaman T3, T de G3'ten küçük olduğuna göre en küçükleri de budur derim. Yani sıralarsam T1 ile T2 arkadaşlar G kadar ama T3 G'den küçük. O yüzden en küçükleri de o. Cevabım da o yüzden B seçeneği oldu derim arkadaşlar. Geçtim diğer soruya. Şekildeki düzenekte en fazla 35 Newton gerilmeye dayanabilen kale ipleriyle kurulmuştur diyor. Tamam, buna göre cisim serbest bırakıldığında iplerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani kopar mı kopmaz mı mantığını sormuş bana. Nasıl değerlendirebilirim mesela bunu? Şimdi ilk önce şu 50 Newton'luk gerilme arkadaşlar nasıl bir denge sağlatıyor bize, ona bir bakalım. Şimdi buradan mesela bir tane L ipimiz var. Bu taraftan da mesela bir tane yine aynı şekilde K ipimiz var. Şimdi bu ip gelmeleri toplamı, ya ip gelmelerimiz ne yapıyor daha doğrusu? Onlara bakacağız. Şimdi bu ip gelmelerimiz için konuşursam mesela şimdi bu L'yi bileşenlerinden yaptım desem. Mesela şu burası 53'ün karşısı, yani L çarpı sinüs 53 olacak mesela. Hatta şöyle yazayım öncekiler gibi. Şurası 0,8 L olacak arkadaşlar. Şurası da 0,6 L olacak. Şimdi bu tarafa geliyorum. Buradakilerde mesela iki bileşene ayırdım desem mesela bu 37'nin karşısı. O zaman burası 0,6 K olacak. Burası da aynı şekilde 0,8 K olacak. Şimdi bu ikiliyi mesela değerlendirsem hemen şöyle soldan sağdan mesela eşitliğini yazsam arkadaşlar. 0,8 K eşittir 0,6 L'ye eşit olması lazım madem. Şöyle sıfırları vesaire farklı kalemle göstereyim. Şöyle sıfırları virgülleri götürdük desek kalan şu. Şunlar şöyle gitsin. Bu pardon 8K eşittir 6L gibi bir sonuç çıkıyor. Yani bu ne demek mesela? İşte ben bu K'ya işte 6T gibi bir şey desem mesela bununkine 8T derim. Şimdi bir de yukarıdan aşağıdan eşitliği yaparsam onların kaç olduğunu da mesela aynı şekilde bulurum. Şimdi burada yukarı doğru çeken bir 0,6K bir de 0,8L vardı. Aşağı doğru çeken de 50 vardı arkadaşlar. Şimdi K'yı L'yi az önce şöyle T cinsinden buldum ya, onları da yerine yazarsam buradan hesaplayacağım. Şimdi bir tanesi 0,6'yı da 6T yaptık. Ötekine de geliyorum. Orası da 0,8'di. Ona da 8T yaptık. Şimdi burayı mesela toparlarsam
Şurası 6 çarpı 0,6'dan 3,6t yapar. Şurası da 8 çarpı 0,8'den 6,4t yapar. Eşittir 50 yapar. Toplarsam o zaman 10t eşittir 50 geliyormuş. Yani t diye bahsettiğim 5 çıktı. Şimdi bu ne demek? Şimdi t diye bahsettiğim 5 çıktıysa arkadaşlar, o zaman ip gerilemeleri ben şöyle buldum. K'yı 8t bulmuştum. Yani o zaman 8 çarpı 5'ten K'yı 40 Newton buldum. L'yi de 6t, pardon, K'yı ters yazdım. K 6t idi. Yani 6 çarpı 5'ten K'yı 30 buldum. L de arkadaşlar 8t idi. Onu da 8 çarpı 5'ten 40 Newton buldum. Şimdi bu ne demek? Biz de diyorduk ki ip gerilmesini ipler en fazla 35 Newton taşıyabiliyor. Şimdi eğer burada bahsettiği gibi burası 40 Newton, burası 30 Newton gerilmesi varsa, şimdi o zaman bizim ilk önce L'miz kopacak. Çünkü L'miz buraya dayanamaz. 40 Newton'u taşıyamaz. Şimdi L koptu. L koptuktan sonra K'nın durumu ne olacak? K böyle kalacak mı? Hayır. K artık şöyle gözükmeye başlayacak arkadaşlar. K burada kalacak. 50 Newton'luk ağırlığı taşımaya çalışacak. Taşır mı? Taşımaz. Taşımadığı için bir sonrakinde de o kopacak. Yani o yüzden önce L ipi, sonra K ipi kopar diyorum. Çünkü L'nin gelmesi 40 ve 35 Newton'a dayanamadığı için ilk önce o kopar. Daha sonra da K tek başına 50 Newton'luk gerilmeyi taşıyamadığı için sonrasında K kopar diyorum. O yüzden cevabı M seçeneği diyorum arkadaşlar. Geçtim bunu. Diğer soruma geldim. Yine sistemi vermiş arkadaşlar burada. İp gerilmelerin büyüklükleri ne olur diye sormuş. Şimdi gelelim. Mesela T3'ten başlıyorum arkadaşlar alt tarafta. Aşağı doğru çeken 3P varsa haliyle yukarı çeken de 3P olması lazımdır. O yüzden T3'ün 3P gerilmesi vardır. Şimdi buradan aşağı doğru T3'ün 3P ile çektiğini gösteriyorum. Ve buradan da o zaman bir P daha geldi. Toplamda bu ipte kaç oldu arkadaşlar? Demek ki 4P oldu. Şimdi burada 4P'lik bir gerilme var. Şimdi T1 ile T2'ye gelince yine, hadi T2'nin bileşenlerinden gidelim mesela. Şimdi burada ve burada iki tane bileşeni var arkadaşlar. Şimdi bir kere aşağı çeken yukarı çekene eşit olacaksa, aşağı çeken 4P ise arkadaşlar, burada yukarı çeken şuradaki bileşen de 4P'dir. O zaman şurası 53 derecelik bir şeyse, sistemse, o zaman burası içinde diyorum ki diğeri de 3P olması lazımdır. Uzatmaya gerek yok. Şimdi o zaman T2'nin bileşenleri 3'e 4 ise, demek ki T2 diye bahsettiğimiz ip gerilmesi arkadaşlar 3, 4, 5 yapardı. Yani 5P olması lazım. T1'e gelirsem T1 nasıldır? T1 soldan çeken sağdan çekene eşittir. Karşılıklı oradan mesela bulabilirim. Yani sağa çeken 3P varsa sola çekene de aynı şekilde 3P demem lazım. O yüzden T1 de arkadaşlar 3P olmalı. Şimdi sırayla gidiyorum. T1 3P. T3 de 3P çıktı. T2 5P çıktı. Bu ne demek o zaman? T2 demek ki en büyükleri. T1 ile T3 de arkadaşlar birbirlerine eşit. O yüzden cevabım D seçeneği dedim. Diğer soruya geçtim. İki tane cisim vermiş, iplerle dengeleymiş arkadaşlar. X cisminin ağırlığı kaç Newton'dur diye sormuş. Sırayla gidelim, şimdi bildiğimiz taraftan başlıyorum. Buradan bir tane 36 Newton varsa arkadaşlar, şimdi o zaman buradan yukarı doğru çeken de aynı şekilde 36 Newton olacak. Şimdi buradan bir tane T'miz varsa, bu da T'nin karşısıysa, yani T çarpı sinüs 37'niz arkadaşlar, o zaman 36. Bu durumda sinüs 37'de 0,6 ise, bunu burada yerine yazsam eşittir 36 desem, şuradan sadeleştirdim desem 6 kaldı desem, T'yi ben burada 60 bulurum arkadaşlar. Şimdi T'yi 60 buldum. Bunu nerede kullanacağım? Hemen şurada kullanacağım arkadaşlar. Sağdan çeken soldan çekene eşit. Hani buradaki bileşen de o zaman kosinüs olacak haliyle. O da 60 çarpı kosinüs 37 olacak. Yani 0,8 olacak. Bunu hesaplarsam o zaman buradaki bileşen de 48 Newton çıkmış oluyor. Şimdi sağa doğru çeken 48 Newton ise, sola doğru çeken, yani buradaki ipte arkadaşlar 48 Newton olmak zorunda. Şimdi aynı şey bu taraf için geçerli. Şimdi burada mesela bir tane bileşeni var, burada bir tane bileşeni var ve bu sefer arkadaşlar burayı 48 olarak buldum. Yani sağa çeken sola çeken mantığıyla mesela o 60 derecelik ipin mesela sol tarafa çeken bileşeni de 48 olarak buldum. Şimdi burası 48 ise bu taraf kaç yapar? Şimdi burası o zaman, bu sinüs oluyor arkadaşlar. Bu da o zaman kosinüs oluyor. Yani şuradaki ipe yine aynı şekilde şöyle T2 diyeyim bu sefer. T2 çarpı
Kosinüs 60 48 ise sinüsü kaçtır? Onu bulmaya çalışacağım. Şimdi kosinüs 60 normalde nedir? Kök 3 bölü 2. Ha, pardon, 1 bölü 2. Yanlış yazdım. T2 çarpı 1 bölü 2. Eşittir 48 diye yazdım. O zaman T2'yi buradan ben kaç buldum? 2 çarpı 48'den 96 Newton buldum arkadaşlar. Ama ben kimi istiyordum? Yukarı çeken aşağı çekene eşittir diyeceğim ki x'i bulayım arkadaşlar. Yani x diye bahsettiğimizde haliyle T2'nin 60'ın karşısında olduğu için T2 sinüs 60'a eşittir diyeceğim. O zaman T2 çarpı sinüs 60 olacak. Şimdi buraya göre o zaman yazarsam T2'yi ben 96 buldum. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2 ise o zaman 96 çarpı kök 3 bölü 2 yani 48 kök 3 gibi bir şey olması lazım. X'in ağırlığının arkadaşlar cevabında B seçeneği olması lazım diyorum. Geçiyorum diğer soruya. İki tane cismimiz varmış PKPL şeklinde. Birisinin ağırlığını biliyormuşum 12P'miş. İp gelmesinin büyüklüğünü soruyor arkadaşlar. Şimdi aynı ipte aynı gelme vardı. Şuralara bir tane T1 yazdım. Aynı ipte aynı gelme vardır diyerek ben bunları yazdım arkadaşlar. İki taraftan da birer tane T1 yaptım. Şimdi bileşenlerini hemen gösteriyorum. O da şöyle geliyor. Şimdi bir tarafta şurada 53'ün yanındaki komşusu kosinüsü yani şuradan bir tane 0,6 T1 var. Buradan bir tane o zaman sinüsü yani 0,8 T1 oluyor. Bu tarafa geliyorum. Buradaki ipte de yine aynı şekilde iki tane bileşen var. Bir tanesi 37'nin yanındaki komşusu kosinüsü yani 0,8 T1 burada var. Diğer tarafa da bir tane 0,6 T1 yazıyorum. Şimdi sistem bu şekilde dengede. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan dengeyi yapacaksak o zaman şöyle bir durum söz konusu olması lazım. Yukarı çekenlerin toplamı aşağı çekenlerin toplamına eşit olacak. Sağdan çekenler de soldan çekenleri aynı şekilde eşit olacak arkadaşlar. Şimdi onları şöyle gösteriyorum. Şimdi sağa doğru çeken 0,8 T1 var. Bir de 0,6 T1 var arkadaşlar. Yani T ip gelmemiz bizim o zaman 0,8 T1 artı 0,6 T1'imiz oluyor. Yani toplamda ne yapıyor o zaman? 1,4 T1 gibi bir şeye karşılık gelecek. Bunu bulacağız. Bir de şimdi burada cisimler yukarıdan aşağıdan kendi aralarında dengede olacaksa haliyle o zaman şöyle bir durum söz konusu olması lazım. Şuradaki 0,6 T1 aynı zamanda arkadaşlar şu aşağıdaki 12P'ye eşit olmalı. Şimdi buraya göre o zaman yazıyorum. 0,6 T1 arkadaşlar 12P'ye eşitse buradan şöyle 6 bölü 10 diye yazayım bunu eşittir T1 diyeyim 12P diyeyim mesela. Birer tane şöyle sadeleştirme yapalım. Mesela şuradan şöyle götürdüm. 2 kaldı. Bir de çapraz çarptım dersem T1'i ben buradan arkadaşlar 20P buluyormuşum. Şimdi T1'i 20P olarak buldum. Gelip yerine yazarsam işim biter. T kaç P'dir diye söylüyordu mesela. Orada PL'yi bulmak istersem istersem o taraftan da mesela de eşitlik değerini yazabilirim. T o zaman ne oluyor? 1,4 çarpı T1 demiştim. Yani şöyle yazıyorum. 14 bölü 10 çarpı T1. O da 20P. Şimdi buraya göre o zaman yaparsam derim ki şundan şuradan gitti desem 2 çarpı 14'ten T'miz arkadaşlar 28P gibi bir şey oluyormuş. Cevabımız da o yüzden A seçeneği oluyormuş. Yine bileşenlerini ayırdım. Sağdan çeken, soldan çeken eşit, yukarıdan çeken, aşağıdan çeken eşittir dedim arkadaşlar. Buradaki son sorum da bu. İki tane cisim var yine. Birisi 11P, birisi 2P diye verilmiş. T1, T2 gibi iki tane gerilmemiz var. Büyüklükleri onun nedir demiş. Şimdi aynı ipte aynı gelme vardı arkadaşlar. Direkt o yüzden şuraya bir tane 11P'yi yazıyorum ben. Şimdi geriye kalan kimler var? Yine sağdan soldan yukarıdan aşağıdan dengeyi kurmaya çalışacağım. Şimdi burada yukarı doğru bir tane T1'in, sola doğru bir tane T1'in bileşeni var. Birisi 53'ün karşısı arkadaşlar. Yani karşısı olduğu için sinüsü buraya bir tane 0,8 T1 yazdım. Bir de yukarı doğru var. Ona da bir tane 0,6 T1 yazdım arkadaşlar. Yine şu aşağıdan bağlı olan ipe de hemen iki bileşenini ayıralım. Birisi sola doğru, birisi aşağı doğru. İki ip de burada var. Yine 37'nin karşısı arkadaşlar yani sinüsü o zaman buradan bir tane 0,6 T2 var. Bu taraftan da bir tane o zaman 0,8
T2 var diye yazıyorum. Şimdi iki tane denklem kuracağım, denklem sistemi çözeceğim. Yani soldan çekenlerin toplamı sağdan çekenlere eşittir. Mesela 0,8T1 ile 0,6T2'nin toplamı 11P yapmalı arkadaşlar. Bu 1. Yine aynı şekilde yukarıdan çekenler de aşağıdan çekenlere eşit olmalı. Ki yukarıdan çeken 0,6T1 var. Bir de aşağı doğru 0,8T2 ile 2P var. Yani 0,6T1 ile 0,6T1 0,8T2 artı 2P olmalı arkadaşlar. Şimdi bunları birbirlerinin yerine yazarsam hesabımı yaparım. Şimdi şöyle bir şey yapsam, işi kolaylaştırsam, şunu şuradan karşı tarafa atsam arkadaşlar, şu ifadeyi bir düzenlesem sizin için. Şimdi 0,6T1 eksi 0,8T2 olsa o da eşittir 2P olsa. Şimdi 0,6T1 eksi 0,8T2 diye yazdım. Şuradan da şunu yapacağım arkadaşlar. Şu tarafı şöyle iki tarafı da 2'ye böldüm desem, ben buradan bir P'yi yalnız bıraksam, öteki tarafta da yerine yazsam olur. 0,6T1 eksi 0,8T2 bölü 2 bizde P'ye eşit. Şimdi bunu nerede kullanacağım? Şöyle kolaylaştırmak istedim. Mümkünse şunu alıp şurada arkadaşlar P'de yerine yazarsam ve şu işlemi tekrardan yaparsam artık sadece T ve yani T1 ve T2'ye bağlı bir denklem elde etmiş olurum. Oradan da artık çıkartırım. Şunun hepsini arkadaşlar birleşmiş versiyonu şöyle sol tarafa yazıyorum. Şimdi bir tarafta 0,8T1 bir de 0,6T2 vardı. Diğer tarafta da 11P vardı arkadaşlar. 11'ini yazdım. P'ye yerine de şu gösterdiğim işlemi yazıyorum. Bakın P'yi bulmuştum. Onu yazıyorum. Yani 0,6T1 eksi 0,8T2 bölü 2. Şimdi buraları dağıtarak yapacağım. Şu 2'yi şöyle çapraz çarpayım. 11'i de buraya dağıtırsam arkadaşlar artık hesaplarımı yaparım. Şimdi neler çıkar neler olur sırayla bir gidelim. Yazıyorum. Şimdi 2 çarpı burası yaparsam arkadaşlar birisi 1,6T1 geldi. Diğeri de 1,2T2 geldi. Şimdi bu 11'i de şöyle yukarıdan dağıtıyorum arkadaşlar. Birisi 6,6T1 geldi. Diğeri de arkadaşlar 8,8T2 geldi. Ben ne yapmayı düşünüyorum? T2'leri bir tarafa toplamayı düşünüyorum. T1'leri bir tarafa toplamayı düşünüyorum. Şimdi bunu buradan aldım. 1,2, 8,8 toplarsam kaç oldu arkadaşlar? 10 mu yaptı? Burası 10T2 yaptı. Diğerine geliyorum. 6,6 eksi 1,6 çıkartırsam ne yapar? 5T1 yapar. O zaman 1'i diyelim, demek ki 2 katıymış. Demek ki 2T2 eşittir. T1 geldi. Bu durumda o zaman T2'ye 1 desem T1'e de 2 derim. Oranları da arkadaşlar 2 bölü 1'den 2 yapmış olur. Cevabında C seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Buradaki son sorumla böyle bir şey.